Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar programında son olarak basın mensupları bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in iftar sonrası bir konuşma yaparak basın mensuplarının Ramazan ayını kutladı. Eskişehir'de görev yapan basın çalışanları Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel iftarda buluştu. Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde verilen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve basın kuruluşlarının mensupları katıldı. Rahmetini, yardımını esirgeme üzerimizden. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada basın mensuplarının Ramazan ayını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. İçimizden oruç tutanların Allah oruçlarını ve dualarını kabul etsin. İnşallah kazasız belasız bir basın yılı sonunu bulmaya çalışırız diye düşünüyorum. Kazasız belasızdan neyi kastettiğini gayet çok ama yazılarınıza dikkat edin. Çünkü hiç belli olmuyor. Bakalım bu dönemi de göreceğiz. Mütareke basını diye bir basın vardı hatırlarsanız mütareke döneminde. Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihan Yıldırım'a konuşan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durum hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü, Yıldırım'ın "Top sizde, herkes sizi bekliyor" sözü üzerine "Top şehirde" dedi. Ünlü, belediyelerin de konuyla ilgili çok sessiz kaldığını söyledi. Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihan Yıldırım'a konuşan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehirspor konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü'nün açıklamalarının satır başları şu şekilde: "Herkesin gözü AK Parti'de, bizde. Tamam, bu bir ölçüde normal. Ama normal diyemeyeceğimiz tarafları da var. Eskişehirspor'un geleceği söz konusu ama şehirden çıt çıkmıyor. Kimse oralı olmuyor. Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey demiyor. Odunpazarı ve Tepebaşı da öyle. Sanayi odası, ticaret odası sessiz. Tek başına bizim çözebileceğimiz bir sorun değil. Herkesin gücü kadar bir şeyler vaat etmesi lazım. Bazı şeyler kabullenilmiş, hiç sorgulanmıyor bile. Eskişehirspor bu halde. Büyükşehir Belediyesi nerede diyoruz? Neden sesi çıkmıyor? Gündemine neden almıyor diyoruz? Bize ya zaten büyükşehrin durumu belli, ilgilenmez. O destek olmaz. Onu geçelim. Siz ne yapacaksınız?" diyorlar. Aynı şey Odunpazarı ve Tepebaşı için de geçerli. Kabullenilmiş yani. Ben bu kabullenişi kabul etmiyorum. Ünlü, "Siz iktidar olarak kimi işaret edeceksiniz? Başkanlık için kime yeşil ışık yakacaksınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Biz de bekliyoruz. Adaylığı düşünenin ortaya çıkması lazım. Şu kadar bütçe oluşturacağım, böyle bir yönetim kuracağım" demesi gerekir. "Biz de iktidar olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da gerekli desteği verelim. 32 milyona ihtiyaç var. Bizim bu paranın tamamını bulmamız mümkün değil." Eskişehir'deki araç sayısı giderek artıyor. TÜİK son rakamları açıkladı. Buna göre Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 266.646 oldu. Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı her dönem bir önceki döneme göre büyük artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 266.000'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Eskişehir'de Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 1327 adet artarak 266.646'ya ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 156.381'inin otomobil, 42.340'ının kamyonet, 28.438'inin motosiklet, 22.339'unun traktör, 10.259'unun kamyon, 3.556'sının minibüs, 2.723'ünün otobüs, 610'unsa özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi. Eskişehir'de Nisan ayında 7.686 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan 7.686 taşıt içinde otomobil 5.525 adette ilk sırada yer aldı. Türkiye'de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı itibariyle 21.454.288 oldu. Her hafta birbirinden farklı konserlerle Eskişehirlere müzik ziyafeti yaşatan Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sezonu Mevlana konseriyle kapattı. Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün yaptığı konserde piyano sanatçısı Sabri Tulu Tırpan, ney sanatçısı Burcu Karada, vokalist Serhan Bilgi ve timpani sanatçısı Serkan İşcan sanatseverlere mistik bir gece yaşattı.
Konserde Beç'in piyano konçertosunun yanı sıra Sabri Tuğlu Tırpan tarafından bestelenen Mevlana Simyacı Senfoni şiiri seslendirildi. Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği konser sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.